Herkese selamlar arkadaşlar, ben Sivirci. Yepyeni video, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Plastic Phantom vs Anomaly Phantom'un karşılaştırmasını yapıyoruz. O zaman hazırsanız videoya geçebiliriz. Saçma sapan. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Muhammed kardeşime çok teşekkür ediyorum hesabını bana güvenerek verdiği için. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Valorant camiasında tüm Phantom skinlerini gerek karşılaştırmasını yaptık, gerek incelemesini yaptık. Ve arkadaşlar yapmadığımız tek bir tane Plastic Phantom kalmıştı. Onu da chatten sağ olsun bizim bir takipçimiz Muhammed kardeşim bana hesabını güvenerek verdi. Abi dedi, al hesabı çek videomu dedi. Eyvallah kardeşim Muhammed, sana da buradan çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum. Sen canımsın. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce şu anda hali hazırda 2500 VP çekilişimiz devam etmektedir. Yorumlar kısmına arkadaşlar çekiliş şartlarını koyacağım. Kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek ve arkadaşlar bu videonun altına yorumlar kısmına çekilişe katılıyorum. Mesela 2500 Valorant puanı çekilişine katılabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Evet arkadaşlar, sonunda Plastic Phantom'umuzun videosunu çekebildik. Allah bugünleri de gösterdi, şükürler olsun. Evet şimdi arkadaşlar, Plastic Phantom hakkında çok çok güzel düşüncelerim, çok çok güzel fikirlerim var. Ve arkadaşlar bolca konuşmak istiyorum bu silah hakkında. Çünkü çok hoşlandığım ve çok sevdiğim bir silah. Hani böyle rekabet modunda yerde gördüğüm zaman bombayı çözmeye bırakıp gidip aldığım bir silah bile diyebilirim yani. Bu arada arkadaşlar biliyorum çok istiyorsunuz. Sürekli silah skinlerinden bıktınız. Bunun ben de farkındayım. Ama arkadaşlar şu anda çok isteyen kişi oluyor. Mesela diyorlar abi Delipop Punisher vs Yağmacı Bıçak çek. Arkadaşlar Yağmacı Bıçak var fakat Delipop Bıçaklı bir hesabımız yok. Ama ileride arkadaşlarım alırsa veyahut da ben alırsam muhakkak onun da videosu gelecektir. Veyahut da arkadaşlar Anomaly Şerif, Yağmacı Şerif. Yağmacı Şerif bizde var, Anomaly Şerif yok. Onun da arkadaşlar videoları muhakkak gelecek, haberiniz olsun. Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana en büyük desteği bu şekilde vermiş olursunuz. Şimdi herkese çok teşekkürler. Bu arada yeni kalktım, kusura bakmayın. Birazcık burnum tıkalı, o yüzden hasta olacağım galiba. Evet şimdi lafı fazla uzatmanın bir gereği yok. Şöyle tanıtıma geçelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle biliyorsunuz bir sürü Phantom skin'i karşılaştırması yaptık. Gerek Ion olsun, gerek Asil olsun, ondan sonra gerek Oni Phantom olsun, ondan sonra Toast makinesi yok, Phantom. Phantom olsun, ondan sonra Asil Phantom olsun. Aklınıza gelebilecek tüm Phantom skinlerinin karşılaştırmalarını yaptık arkadaşlar. Şimdi sıraya ise Plastic geldi. Atıyorum örneklerin Plastic vs Ion, Plastic vs Anomaly, Plastic vs Asil Phantom. Bir sürü içeriğimiz şu anda çıkacak, merak etmeyin. Çünkü arkadaşlar Plastic Phantom'un iyi yanlarını kötü yanlarını bilmeyen çok fazla kişi var. Yani bu silahı kimse almıyor arkadaşlar. Çünkü herkeste bir ön yargı var. İşte bu Minecraft silahı, bu alınır mı? Leş gibi gibisinden. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim size kesinlikle ve kesinlikle. Hani şu silahı aldığınız zaman pişman olmazsınız ya. Bakın bunun ben garantisini veriyorum. Bu silahı alın, beğenmediniz mi? Ben de size 2500 VP daha vereceğim ya. O kadar garantisini size veriyorum arkadaşlar. O kadar verdim garantisini ya. Evet şimdi öncelikle şuradan bir gidelim. Şu mermi değiştirmelerini bir ayarlayalım, kapalı yapalım. Gelelim tekrardan şuraya. Koşum geldim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Plastic Phantom'da en çok sevmiş olduğum durum şu ya. Bayılıyorum buna. Böyle bir şey yok ya. Bakın şimdi sıkacağım. Namlunun ucundan çıkan efekti görüyor musunuz? Efekt. O güzelliği görüyor musunuz? Bakın şimdi. Tabi onun haricinde bir şey daha var. Mermiler. Şu mermilere bak ya. Bu Nerf midir, öyle bir silah vardı. Oyuncak silah. Onun mermileri gibi aynı. Hatta tıpı diyebilirim arkadaşlar ya. Çok hoşuma gidiyor bu durum benim. Hani hem böyle namlunun ucundan çıkan efekt olsun. Ondan sonra hem şu mermiler olsun. Hissetmiyor bir de. Şuraya bak, hissetmiyor. Bizim bir mermi vardı ama nereye? Dur bakalım şurada. Tamam. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ben çok beğendim. İnanılmaz ya. Arkadaşlar hiç sekmiyor. Bana sekmiyor gibi geliyor. Bilmiyorum yani. Anlamadım ben bir türlü. Hiç sekmiyor gibi geliyor bana şahsen. Yani şuna bak. Mermiler toplu gidiyor böyle. Aynı Ejder Vandal gibi. Mermi bitti. Geldim tekrardan mesela şöyle. Şuna bak. Yok, hiç sekmiyor. Ya benim gözüme hiç sekmiyor gibi geliyor arkadaşlar ama... herkesin zevki, renki tartışılmaz. Arkadaşlar sizler de yoruma yazarsanız en çok hangi Phantom skin'i seviyorsunuz? Hangisi alınmalı? Veyahut da hangisiyle karşılaştırmamı isterseniz yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bilginiz olsun. Yani hissetmiyor gibi geliyor bana öncelikle. Ondan sonra
Şöyle bir sağına soluna bakalım. Bu arada arkadaşlar toplam 4 renk var. En çok sevmiş olduğum renk kendi rengi, standart rengi. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor açıkçası. Onun haricinde şöyle paketten çıkarma hareketleri çok güzel mesela. Zaten mermiler hakkında konuştuk. Namlucundan çıkan efekt hakkında konuştuk. Mermi değiştirmesi biraz garip olmuş. Sanki ona da şöyle güzel bir efekt eklenebilirdi diye tahmin ediyorum ben. Geldim mesela şöyle. Biraz normal kaçmış bu. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Şekli şemali yeter. Evet arkadaşlar, Blastic Phantom hakkında konuşacaklarım bu kadardı. Şimdi hazırsanız şöyle güzel bir ölüm kalım savaşımıza girelim. Ondan sonra Anomaly Phantom'umuz ile tanıtıma tekrardan gelelim. Hadi öpüldünüz. Ezip geçiyor. Ezip geçiyor. Phoenix düştü. Ezip geçiyor. Yeter. Zavallı. 10 öldürme kaldı. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise arkadaşlar sıra Anomaly Phantom'umuza geldi. Benim oyunda en çok kullanmaktan zevk aldığım ve şeklini şemalde en çok sevdiğim silahı biliyorsunuz zaten Anomaly Phantom. Bunun Blastic Phantom bir tık önüne geçmiş olabilir. Çünkü arkadaşlar daha deminki Ölüm Kalın Savaşı'nı izlediniz, benim çok hoşuma gitti ya. Silah yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar eğer ki siz de Blastic Phantom beğendiyseniz yorumlar kısmında mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar şu anda hali hazırda bir devam eden çekilişimiz var. 2500 dolar Valorant puan çekilişi. Yorumlar kısmında arkadaşlar bu kanalı takip ederek ve videoyu beğenerek yorumlar kısmına giderek çekilişe katılıyorum yazarak 2500 Valorant puan çekilişine katılabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, şöyle bebeğimi elime aldım. Yani Anomaly Phantom bana göre şu anda oyundaki en güzel Phantom skinlerinden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Şimdi soracaksınız niye abi, neden abi? Arkadaşlar şimdi zaten şöyle bir sprey atayım. Yani şunun güzelliğini görüyor musunuz? Yok. Gram sekme yok. Bakın. Şimdi duvara bir sprey deneyeceğim. Namlunun ucundan çıkan efekt görüyorsunuz. Mermi değiştirme efektini görüyorsunuz. Tabii arkadaşlar bunların da bitiriş efektlerini kesinlikle videoya koyacağım. Daha önce koymuyordum. Çünkü sizler görebiliyordunuz mağaza kısmını ama ben koyacağım, merak etmeyin. Ondan sonra... sıkarken şöyle silahın dağılması olsun mesela. Yapboz gibi dağılıyor, yapboz gibi birleşiyor arkadaşlar. Puzzle gibi diyeyim ben size, daha iyi anlarsınız. Hani benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Şöyle botları da bir çağıralım, onlarda da bir deneyelim. Selam botlar, merhaba.
Hani şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Benim bayağı bir hoşuma gidiyor yani. Çok güzel. Ha şimdi sorabilirsiniz arkadaşlar. Abi ben plastik Phantom mu almalıyım yoksa Anomaly Phantom mu almalıyım? Arkadaşlar bana kalacak olursanız ki Anomaly Phantom alırsanız daha iyi olur. Tabii ki de bu biraz zevk meselesine girişim oluyor. Konuşamadım. Özür dilerim. Kusura bakmayın yeni kalktığım için. Birazcık bu zevk meselesi arkadaşlar. Hani mesela birisi iyon seviyordur. Yani birisi şekerli çikolatalı silahları seviyordur. Diğer arkadaşlar sade skinleri seviyordur. Hani bu konu hakkında bir şey diyemem. Ama benim fikirlerimi soracak olursanız. Abi plastik mi almalıyım yoksa anomali mi almalıyım gibisinden. Arkadaşlar kesinlikle Anomaly Phantom aldığınız zaman daha iyi olur. Yani çünkü şekli şemali olsun, renk seçenekleri olsun bayağı bir güzel. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor bu silah. Onun haricinde arkadaşlar zaten biliyorsunuz şu an kanalımda nereden baksanız Anomaly Phantom hakkında 4-5 tane video var. Diğer karşılaştırmaları da sağ taraftan çıkan kartlardan izleyebilirsiniz videonun içinde. Veyahut da kanalıma girerek oradan bulup izleyebilirsiniz. Onun haricinde diyebileceğim veyahut da söyleyebileceğim başka bir şey kaldı mı? Düşünüyorum şöyle. Ha, sprey konusuna gelelim arkadaşlar. Sprey konusunda diğer Phantom'lara hitaben yok. Sekmiyor. Bana göre sekmiyor arkadaşlar. Ben... Hani denedim yaptım test ettim bayağı da bir oynadım bana göre sekmiyor bu arada bakın şimdi. Yok gram sekmiyor bana göre ya. Yok sekmiyor. Evet arkadaşlar Anomaly Phantom hakkında diyeceklerim bu kadardı. Şimdi hazırsanız şöyle güzel bir ölüm kalım savaşımıza girelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Siz canımsınız.